Amicim merhaba. Ya umarım geç kalmamışımdır. Ben doydum, o benim için bakabilir misin rica etsem? Hadi bakma bir şeye. İşine bak sen. Hadi. Heh, Ayşegül Hanım. Ne oluyor Semahir Bey? Yok bir şey Ayşegül Hanım. Ben Mami'yle konuştum ama. Bisikletçileri istemiyor. Siz de karıştırmayın bir şey. Şimdi içeride konuşalım. Gel. Nasıl konuştunuz? Nasıl konuşayım? Ha niye beni beklemediniz? Ne konuştunuz Bambi'yle? Ne dedi size? İstemiyorum dedi. Başka hayallerim peşinde. İşte bazen zorlamamak lazım. Olmayınca olmuyor Ayşegül Hanım. Ha, siz mi söylüyorsunuz bunu? Ama ben de size bir türlü yaranamıyorum ki. Ne yapayım, çocuğu zorlayayım mı? Ha? Dünyanın en güzel ailesi diyeyim. Bağırta bağırta göndereyim çocuğu. Ne dersiniz? Hayır tabii ki. Ama sabahki gergin halinizi düşününce aynen öyle yapardınız gibi geliyor. Bu kadar kolay kabul etmenizi aklım almadı bir türlü. Ailenin bir yanlışını mı gördünüz? Yo. Yani pırıl pırıl insanlar. Sabah ben biraz sinirliydim. Ama şimdi geçtim. Niye sinirliydiniz peki? Ne oldu da geçti? Elimi yüzümü yıkadım. Geçti Ayşegül Hanım. Daha fazla zorlamayın. Mahir Bey, ya bakın uzun zamandır biz beraber çalışıyoruz. Bir sıkıntınız var belli, yapmayın ne olur. Ya yuvadan çığlıklar yükselmediğine göre çocuklarla alakalı bir durum da değil. Ben belki size yardımım dokunur diye soruyorum. Ayşegül Hanım, ben 8 tane çocukla ilgileniyorum. Daha ne olsun? Başka bir şey aramayın altında. Peki madem ben yarın giderim Şermin Hanımlarla konuşurum. Ben bir size istemiyormuş derim, tamam mı? Yok öyle bir şey yapmayalım. Çünkü ben yarın Dodu'yu zaten bisiklet almaya götüreceğim. Ben hallederim. Siz Dodu'yu bisiklet almaya götüreceksiniz ve bana hala anormal bir durum yok diyorsunuz. İyi geceler Ayşegül Hanım. Neyse tamam, siz zaten vakti gelince anlatıyorsunuz. Üstelemiyorum. İyi geceler Mahir Bey. Bambi bizi istemiyor muymuş yani? Emin misiniz? Belki size öyle demiştir. Belki bizi görse, biz bir konuşsak başka türlü... Murat Bey, sizden çok iyi bir baba olacak. Başka çocuk istemediniz siz. O çocuğun arkasında durdunuz. Sözünüzü tuttunuz, çabaladınız. Vicdanınız artık rahat olsun. Bazen olur. O çocuk kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ben Dodo'nun motosikletini getireyim. Bekletmeyelim sizi. Mahir Bey. Hı. Bugün işiniz yok mu? Varsa Dodo'yu bırakabilirsiniz. Var aslında. Tamam o zaman. Gecikmeyin, çıkın isterseniz. Burada kalmak ister misin Dodo'cum? Güzel. Şermin Hanım, yalnız bu şişe biraz sıkıntılı. Ne gibi sıkıntılı? Şişe annesininmiş. O yüzden hiç yanından ayırmıyor. Korktuğu zaman hep onu kokluyor. Annesi yanındaymış gibi rahat hissediyor kendini. Hala annesini özlüyor o zaman, öyle mi? Yani evet. Yani taştan da olsa anne diye belli diye o. Biz ne kadar unutturmaya çalışsak da yapacak bir şey yok. Anlıyorum. İyi ki söylediniz. Ben çok dikkat ederim. İçiniz rahat olsun. Benim içim rahat Şermin Hanım. Çünkü Dodo benim yuvaya geldiğinden beri ilk defa şişeyi sizin yanınızda bıraktı. Ben bilin istedim. Tamam. Akşama görüşürüz arkadaş. Tamam, hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Dodo'cum. Ne yapıyorsun? Mahir Bey nerede? İşi varmış hayatım. Akşam gelecek. Yaparım. Tamam, onu da yapıyorum. Ama böyle yapılmaz. Böyle ben... Hı, bastırarak. Tamam, şöyle evet. Mi? Öyle mi? Yok. Laneti kırdık galiba. Heh, hayal et. Bisikletçiler Dodo'yu alacaklar galiba. Yani kadına kalsa hemen alacaklar da adam biraz taş kafalı.
Doğru yapacağım diye gerçekleri göremiyor. Ama abi, söyleyeceğim tabii. Söylemeden olur mu? Ama önce iş bir kesinleşsin. Sonra pamuk pamuk hareketlerle oğlanın aklını çelmesin. Börekçi börekçi yok, börek yok. Yok, gitmeyeceğiz bir daha oraya. Kadın kahırdan başka bir şey vermiyorum ben. Gitmeyeceğiz. Evrak işlerimiz var, onları halledeceğiz. Ben seni şurada indireyim de sen doğru yuvaya git. Geç kalma, çocuklar okuldan çıkmıştır. Benim biraz işim var, haydi. Ya benim ne işim olur hayalet? Heh. Şöyle biraz dolanacağım. Dodo'yu kontrol edeceğim, oradan geçeceğim ben. Hadi geç kalma sen, haydi. Oyuncakçılara bakmaya gittik komiserim. Kemal, uçak uçuyor soruyorsunuz. Her deliğe bakıyorsunuz, hadi oğlum. Olur abi. Gülay. Mahir. Gülay. Gülay dur, 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 dur. Bir anlat bakayım bana ne oldu. Nasıl oldu bir anlat bana. Biz kanlı hastaneye gidiyorduk. Sonra anne hadi parka oyun oynamaya gidelim dedi. Buraya getirdim onu. Sonra bir arkamı döndü. Yok. İki saniye Mahir. İki saniye elini daha bıraktı onu. Tamam, tamam, tamam Gülay. Bulacağız onu ya, bulacağız onu. Sen bilmiyor musun bizim oğlanı? Saklamayı ne kadar çok sever. Bizi korkutmayı ne kadar çok sevdiğini bilmiyor musun? Yani aşağıya götürdük ya biz onu şimdi. Ya onun için intikam oluyor eşek sıpası. Şimdi çıkacak buradan bir yerden. Nasıl korkuttum ama diyecek. Gülay. Herkes bakıyor ona. Bütün mobeselere bakıyoruz. Bulacağız onu. Tamam. Hadi. Öyledir değil mi? Dikkatlidir benim oğlum. Bizi korkutmak için yapmıştırdın bari. Evet ne var? Oğlum elimde polis. Süleyman. Anasının yanından kaçırdım oğlunu. Bak gördün mü? Sen de benim gibi kimsesiz kaldın artık. Sen ne diyorsun be? Oğlumun seninle ne işi var? Manyak mısın sen? Oğlum bu şaka değil. Eğer öyle bir şey yaptıysan... Birlikte öleceğiz oğlumla polis. Abimin yanına gideceğiz birlikte. Mahir. Ne olmuş Mahir? Bulmuşlar mı Kaan'ı? Neredeymiş Kaan? Ne olur bulduklarını söyle Mahir, ne olur hadi.